Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla daha sizlerleyiz. Bugünkü konumuz lens temizliği ve bakımı. Ben Fujifilm Ankara Showroom'dan Hazar Çelik. Merhaba arkadaşlar, ben Fujifilm Ankara Showroom'dan Harun Canlı. Bugün lens temizliği, makine temizliği ve bakımlarından bahsedeceğiz. Şimdi hocam, öncelikle ben yani makineyi temizlerken, yani ekipmanın komple bakımını yaparken nereleri temizleyebiliriz, nasıl temizleyebiliriz? Şöyle, elimizdeki imkanlarla ve işte sensör için yeterli bir sıvı yoksa veya temizlik aleti yoksa lensin ön camı, arka camı, vizörümüz bunları temizleyebiliriz. Tabii bunları temizlerken de dikkat edeceğimiz bazı noktalar var. Mesela lensimizin ön tarafında toz, bir işte yapışan bir kir varsa bunu tırnakla, hani onu kazımıyoruz hiçbir şekilde. Bunun için mikrofiber bezlerimiz var. Bu bezlerle temizleyebiliriz. Bu arada Fujifilm'in lenslerinin içerisinde, kutu içeriğinde, sıfır aldığınız kutu içeriklerinde şöyle bir bez gelir. Bu hem lensin saklama kabı olarak kullanılabilir, hem de bu bezle bunu silebilirsiniz. Yani lensin ön ve arka camını temizleyebiliyoruz. Hani kaliteli bir gözlük solüsyonu veya işte Fujifilm shoplarda satılan bu temizleme kitlerin içerisindeki sıvılarla bunları temizleyebiliyoruz. Tabii bunu da yine çok sert hareketlerle değil, çok hani oval ve yavaş hareketlerle tozun gittiğinden emin olacak şekilde şu şekilde temizleyebiliriz. Bir de bazı noktalarda şöyle oluyor. Şimdi lenslerimizin arka tarafında böyle sarı pinler olur. Bunların üzerine bazen toz geldiği zaman makineyi aç kapa uyarısı verebiliyor makineler. Oraya bir toz yapışırsa lens ve makine arasındaki iletişim kopuyor. Ve o tozdan dolayı bazen hata verebiliyor. Hatta ben burada ufak bir araya gireceğim. Ben şey diye de biliyorum, normal çeşme suyuyla, yani kireçli suyla eğer silersek kireç oradaki iletime yine zarar verebiliyor tabii diye biliyorum. Tabii ki suyla yapmıyoruz. Yani bu arka taraftaki pinlere olabildiğince herhangi bir şey sıkmadan mikrofiber bezle çok hafif bir şekilde silebiliriz buraları. Hani periyodik olarak arada bir yapabiliriz bunları. Onun dışında şimdi lensimizin ön ve arkasını sildik mikrofiber bezlerimizle. Makinamızda temizleyebileceğimiz noktalar var. Bunlar da neler? Şimdi makinamızın arka ekranı ve vizörü. Şimdi vizör niye önemli? Şimdi bu makinaların arka tarafında bu gözümüze yaklaştırdığımız zaman arkada bir vizör sensörü var. Göz sensörü var. Bu göz sensörü şöyle, gözümüze yaklaştırdığımızı anlıyor sensör ve ekran otomatik olarak kapatıyor ve vizörü veriyor görüntüyü. Burada eğer ki bu sensörün önünde bir pislik varsa, bir işte kurumuş bir leke varsa bazen orada birisi varmış gibi algılıyor ve otomatik kapanabiliyor. Bu tozdan kaynaklı olabilen bir şey. Yine temizleme solüsyonları ile beraber mikrofiber bir bezle yine hem vizörümüzü hem ekranımızı temizleyebiliriz. Ve bunu yaparken çok sert değil, hafif hafif yapıyoruz bunu tabii ki. Bir de bu temizlik kitlerinin içerisinde olan fırçalar var. Lens penimizi de kullanmak burada önemli. Bu lens penin arka tarafında bir tane fırça var. Bu fırçayla özellikle bu bayonet kenarlarındaki yerdeki tozları alabiliriz. Çünkü o tozlar zamanla yürüyüp işte içeri sensöre doğru gidebilir. Aynen öyle. Mikrofiber bezin ulaşamadığı lens kenarlarındaki bu filtreyi oturtturduğumuz yerlere hafifçe şu şekilde kenarlarımızı alabiliyoruz. Ve işte zoom yapıp şuradaki ara bağlantı noktalarımızı ara ara temizlediğimiz zaman lensimiz genellikle temiz kalıyor. Özellikle bir çekime gidip geri işte eve döndükten sonra bu tarz bakımlar yapmak hani makinamızın ömrünü birazcık daha uzatacaktır. Sensörümüze doğru, arkaya doğru o tozların yürüyüp gelmesini engelleyecektir kısmı ölçüde. Bu arada ben şeyden bahsetmek istiyorum abi. Şimdi genelde makine temizliği yapacağımız zaman insanlarda benim dikkat ettiğim bir hata var. Direkt makineyi hemen şöyle açıp işte örnek veriyorum, şöyle body kapağını hemen kapatıyor. Şimdi bu zaten önemli. Body kapağı zaten direkt kapanacak. Lens açıkta kalıyor. Şimdi lens açıkta kalıyor bir. İkincisi az önce bahsettiğin gibi şimdi mesela lensi çıkartmadan önce şu aradaki eğer tozu almazsa tabii ki açar açmaz direkt oradaki tozlar içeri giriyor. Hatta açmadan önce hani çantamızda sürekli bir temizlik pompası bulundurup açmadan önce şu kenarlara şu şekilde hafifçe bir üfleyip ondan sonra lensimizi açtığımızda şu buraların üzerindeki veya işte buranın kenarındaki tozların oraya girmesini engelleyecektir. Bir de şey hatası çok denk geliyor. Adam açıyor böyle. Tozlu bir yerde. Bakıyor. Böyle. Ha diyor. Bir yapıyor şöyle bir. Öyle ağzından gidiyor. Böyle bir şeyler gidiyor oraya. Sonra bak ya sensör kirliymiş benim ya diyor. Hani ufak aslında pompayla çözebileceği sorunu. Mesela sensör üzerinde çok hafif böyle yer değiştirebilen kirler olursa veya işte tam sensör değil de sensörün kenarında yine pompa yardımıyla şu şekilde hafifçe üfleyebilirsiniz. Ama tabii çok sert değil. Yani bunu çok bazen böyle coşkuya gelip sensörü çizmeye kalkanlar da oluyor. Bunun ucu
sen buraya değdiği anda biraz sıkıntı yaşanabilir. Aynen, aynen. Tabii şimdi şöyle bir şey var. Şimdi bu gördüğümüz tabii direkt sensör değil. Bunun önünde aslında bir tane cam var. Aynen. Yani bu camın arkasında sensör. Hı hı. Yani buraya bir zarar verildiği zaman öndeki cam değişiyor aslında. Ama tabii yine de dikkatli olmak lazım. Çünkü oraya yaptığımız her baskı arkadaki sensör düzlemine gideceği için birazcık riskli bir kesinlikle nokta. Kesinlikle. Bunun dışında şimdi... Ben de şöyle lenslerin arkasını bir yandan kapatayım. Aynen, aynen. O kadar anlattık. Anlatırken açık kalmasın. Şimdi... Sensör temizliğinde yani hı-hı, sensörümüzün kirli olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Hani çünkü bazen gözle görülmeyen kirler olabiliyor. Arkadaşlar bunu anlamanın en güzel yolu şudur. Lensiniz aynen lensiniz fark etmez. Hangi lensiniz olursa olsun. Diyaframınızı kısık bir diyaframa getirip işte F8, F11, işte 22 diyafram gibi bir diyaframa getirip beyaz bir yeri gökyüzünü çekerseniz oradaki toz taneleri nokta nokta görünecektir zaten. Ondan sonra da o noktaları görüp işte sensörünüzde hangi yüzeyde bir toz varsa ilk başta fıs fısla alabiliyorsanız alın. Değdirmeden aynen, ucunu. Ama baktınız geçmiyor oraya yapışmış bir leke varsa en sağlıklı yolu bunu servise gönderip serviste profesyonel bir şekilde sensör temizliği kesinlikle yapmaktır. Çünkü bazen... bazı kullanıcılarımızın geri dönüşleri olabiliyor. Mesela geçenlerde yaşadığımız bir şey vardı. Direkt kolonyalı mendille burayı tam onu diyecektim. Silen biri olmuştu. Gerçekten sensör çok kötü durumdaydı. Alkol bir de sensörün önündeki kaplamayı da eritiyor. Komple tabii, sensörün şeyi o böyle parça parça oluyor. O yüzden hani sensörün içine kesinlikle bilmediğiniz sıvıları, alkol bazlı şeyleri kullanmayın. Veya işte herhangi bir bezi işte sensörün içine sokup burayı temizlemeye çalışmayın. Bu sensör için oldukça zarar verici bir nokta olacaktır. Şöyle bir tipimiz var aslında. Evet. Mesela Green Cleaning diye bir şey var. Şimdi bu tarz sensör temizleme yani evde kendimizin yapabileceği hı-hı, sensör temizleme kitleri de satılıyor. Tabii bunlar profesyonel servisin yaptığı sensör temizleme gibi olmuyor ama en azından yapışmamış üzerinde var olan hafif tozları veya hafif lekeleri almak için faydalı olacaktır. Bunun kullanımı da solüsyonları var hocam. Tabii. Bunun kullanımı şöyle. Bunu kite aldığınız zaman içerisinde şu şekilde çubuklar çıkıyor. Bu çubuğun üzerindeki madde zaten sensöre zarar vermeyen yumuşak bir madde. Hı-hı. Bir de çok zaten yumuşak bir yapısı dokusu. Tabii çok ince. Bir de bunun içerisinde bu Green Cleaning'in içerisinde bir sıvı oluyor. Bu sıvı tamamen temizleme üzerine yani sensör temizliği üzerine hı-hı, yapılmış bir sıvı olduğu için sensöre herhangi bir zarar yok. Bir yüzeyine bir damla sıktık. İlk başta işte sensörümüze bir kere geçiriyoruz. Sonra diğer tarafıyla da kuru tarafıyla da orayı tekrar çekiyoruz. Ama tabii çok hafif yapıyoruz bunu. Baskı uygulamıyoruz. Yani bunu temizleyeceğiz diye de böyle solüsyona komple boca etmiyoruz. Tabii tabii yani o solüsyonu böyle buna boca edersek bu sefer kurulayamayacağız. Üzerinde aynen, yoğunlukla kalan bir yer varsa o yine leke yapacaktır. Onu... Bulabildiğince hani kendiniz bu tarz bir şeyiniz yoksa hani bir temizleme kitiniz yoksa olabildiğince kullanmayın. Temizlemeyin. Hatta ben şeyi de belirtmek istiyorum. Biz mesela S10'da ve T4'te hareketli sensör ve GFX 100 tabii, serisinde. İmaj stabilizer olduğu için kesinlikle biraz öyle, hareketli bir sensör şimdi var. Hareketli sensörde zaten silmek ve temizlemek tabii, zaten zor. Değdirdiğimiz anda bunu zaten orada hareketli olduğu için öyle, biraz daha zor olur. Ve ibis sistemine de zarar verme durumu var. Şimdi tabii, yani mesela sensör baskı yana, uyguladık diyelim. O ibis teknolojisine mesela bir baskı uygularsak arkadaki tırnak atabilir belki. Aynen öyle. O yüzden hani eğer sensörünüz çok kirliyse direkt hangi ildeyseniz en yakın showroom'unuza gönderirseniz orada profesyonel bir şekilde teknik servisimizde sensör temizliği yapılacaktır zaten. Makinamızın bağlantı noktalarını da arada bir temizlemekte fayda var. Hani bağlantı noktaları dediğim nedir? İşte makinenin eklem yerleri işte bu ekranın açılan tarafı şu iç tarafta. Çünkü hani kullanıyorsunuz ama bazen işte gözden kaçabiliyor oraya toz birikebiliyor. Hani buraları arada bir böyle kaliteli bir bezle işte fırçayla temizlemekte fayda var. Bir de bu lens penlerin bir ucu daha var ondan da bahsedelim. Lens penlerde şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Ön yüzeyinde süngerimsi bir yapı var. Bunu da yine lens kenarlarında, lensin ön cam yüzeyinde böyle oval bir şekilde zaten önü birazcık bombelidir bunun. Ufak böyle bombeli bombeli silerseniz oradaki çizikleri, ya çizik demeyeyim de hani yapışan lekeleri almak için bayağı bir fayda sağlayacaktır. Tabii ki yine kilit noktamızı da çok fazla bastırmıyoruz. Çok böyle oval ve hafif bir şekilde yapıyoruz. Aynen bunu, öyle. Ben şunu da belirtmek istiyorum. Şimdi mesela bazı, şimdi 18-55 dediğimiz lens aslında ön element sabit. Hani hareketli ama netlik yaparken çok fazla oynamıyor. Evet. Ön element sabit statüsünde. Evet. 35-1.4 ben özellikle getirdim. 35-1.4 netlik, netlik yaparken ön element ileri gidip geliyor. Kesinlikle öyle. Yani
aslında AF motoruyla bağlantılı ön element. Şimdi 35-1.4 gibi hareketli bir ön elementi olan lens de çok baskı, bu sefer AF motoruna zarar tabii verir. Bir de bunu temizlemek için şöyle bir dipnot vereyim. Şimdi bu lensi mesela hareket ettirdiğiniz zaman kendiniz çıkartamıyorsunuz dışarı odak noktasını. Aynen. Makineye takın, makineyi manuele alın. İşte netlik halkasını çevirin. O ön taraftaki element zaten ileri doğru çıktığı zaman lens fırçanızla aradaki tozlarınızı direkt yok edebilirsiniz, temizleyebilirsiniz. Aynen. Demek istediğin başka bir şey var mı abi? Evet, genel olarak zaten hani lens penlerden bahsettik, mikrofiberlerden bahsettik, sensör temizliğinden bahsettik. Yine de tabii sensörünüze ciddi bir şey olursa servise getirmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.